Evet arkadaşlar, şimdi 19 nolu denemedeyiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Birinci soruda diyor ki elektrik ve manyetik sinirle ilgili verilen bilgilerden hangileri en yanlıştır? Hangi ifadede yanlış bir bilgi vardır diye soruyor. Birinci ifadeden başlayalım. Bir iletkinin direnci iletkinin uzunluğuyla doğru orantılıdır. Doğru, hatırlarsınız bir iletkinin direncini bildirirken öz direnç, telin boyu ve kesit alınıyordu. Uzunluk artarsa direncimiz de artar. Bu ifade doğrudur. Öz direnç madde için ayırt edici bir özelliktir. Doğru. Bakırın öz direnci ile demirin öz direnci aynı değildir. O yüzden ayırt edicidir. Bunu kabul edebiliriz. Mıknatısın aynı kutupları birbirine iterken zıt kutupları birbirini çeker. Aynı kutuplar birbirini iter. Doğru. Zıt kutuplarsa birbirlerini çeker. Bu ifade de doğru arkadaşlar. Peki pil ve akü gibi potansiyel fark üreten devre elemanı üretici. Evet, enerji verip elektrik yüklerinin hareket etmesini sağlayan, bunun için potansiyel fark oluşturan sistemler bizim üreticidir arkadaşlar. Bu da doğru. Bir lambanın ışık vermesi için lambanın uçları arasındaki potansiyel farkı gerek yoktur diyor. Ki az önce söylediğim şeye aykırı. Potansiyel farka ihtiyacımız var. Çünkü yükler bu şekilde hareket ediyorlar. O yüzden yanlışımız Edirne şıkkı arkadaşlar. Peki ikinci soru. Bir hacim sorusu. Taşıma kabının içerisinde ağzına kadar dolu değil yalnız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta bu. Katı bir cisim atılıyor. Atıldığında x katısı bu sıvın içinde askıda kalıyor. Biz bunu bildiğimiz için rahatlıkla şunu söyleyebiliyoruz. Demek ki x ne kadar bölgede hacim kapladıysa yükselttiği ve taşıdığı sıvılar toplamı kadar da hacme sahiptir diyoruz. Zaten kapta 40 cm küp vardı. Demek ki yükselttiği sıvı ne kadarmış arkadaşlar? Burada 60 cm küp sıvı yükseltmiş. Peki taşıdığı sıvı ne kadar? Onu buradan görebiliyoruz taşıma kabında. 30 cm küp. 60 cm küp yükseltip 30 cm küp de taşıdığına göre o zaman x katısının hacmi de 90 olması lazım. Toplayınca buluyoruz arkadaşlar bu ifadeyle. Sıradaki soru bir basit sorusu. Pistonlu bir yapımız var arkadaşlar. Bu pistonlu yapımızın ağırlığından dolayı sıvımız sol tarafa doğru yukarı doğru yükselmiş. Burada 3 baskıda yanlış olarak çıkmış. Kapta V yoğunluklu bir sıvımız var. Soru şu, yer çekimi ivmesinin büyüklüğünü biliyoruz ve M'yi bulmak istiyoruz diyor. Acaba diyor niceliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekiyor diye soruluyor. Yani biz acaba M kütlesi, burada pistonun kütlesi bu arada. Pistonun kütlesini bulmak için ne yapabiliriz? Şimdi pistonun kütlesini biliyorum, yer çekimi ivmesini de biliyorum. O zaman pistonun ağırlığını biliyorum demektir. Yani burada eğer pistonun ağırlığı için Mg dersek ve bunu S2'ye bölersek bu pistonun bu noktaya yaptığı basıncı bulabiliriz. Peki bu noktadaki basınçla bu noktadaki basınç Pascal prensibine göre ne olması lazım? Eşit olması lazım. O zaman sıvının buraya yaptığı basınçla pistonun buraya yaptığı basınç birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Peki sıvının buraya yaptığı basıncı nasıl buluyordu? Hatırlarsanız sıvı basıncı hadi yerle bulunuyordu. Buradaki yükseklik bu kaptaki sıvının yoğunluğu, bu da G yer çekimi ivmesi. Şimdi biz neyi bulmak istiyorduk? M'nin bulunmasını istiyoruz. M'nin bulunması için hangileri bilinmelidir diye soruyor. Şimdi ben H'yi bilmem lazım. Yüksekliği bilmem gerekiyor. D, kaptaki sıvının yoğunluğu bilmem lazım. Doğrudur. Buna ihtiyacım var. S2 dedim, pistonun kalınlığına da ihtiyacım var. Yani buradaki kesite de ihtiyacım var. S1'e ihtiyacım yok. O yüzden cevap 1, 2 ve 4 olan Edirne şıkkı olması lazım. Sıradaki soru bir hareket sorusu. Çembersel bir pistin etrafında zıt yönde koşmakta olan x ve y koşucuları, bunlar 3v ve 2v sabit hızlarla koşuyorlarmış. Bunlar da 6t süre sonra karşılaşıyorlarmış. Şimdi düz bir mantık kurup x eşittir v çarpı t desek aldıkları yolu bulmak için hızla zamanla çarpabiliriz. Yani 3v hızıyla 6t'ye gitsek bir kere tam ortada karşılaşmayacağımız belli. Çünkü bu daha hızlı olduğu için buralarda bir yerde karşılaşacağız. O zaman bu adamın aldığı yol şuranın tamamına rahatlıkla 6 kere 3 18 VT. Bu adamın aldığı yola da 6 kere 2 12 VT diyebiliriz. Yani çemberin tamamı 30 VT olmuş olur. Şimdi bu esnada X bu tarafa doğru koşarken Y de bu tarafa doğru koşmaya devam ediyor. Peki soru nasıl devam ediyor? X ile Y karşılaştıktan kaç T süre sonra K'ya ulaşır? Yani ben buradaki X koşucumun K'ya ulaşmasını istiyorum. Daha koşacağı ne kadar yol var bu adamın? 12 VT. 12 VT alması gereken yolu 3 V hızıyla aslında ne kadar sürede alır diye sormuş burada. O yüzden 12 VT'yi
Eğer 3 ve bölersek sorumuzun cevabını 4 ve olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Sıradaki soru arkadaşlar bir elektrik akım sorusu. Akım kollardan dolanırken oradaki değerler soruluyor bize. Bakalım hangi değerlerimizi almış. Burada tek verdiği bilgi dirençlerimizin özdeş oluşu. Eğer özdeş dirençlerimiz varsa arkadaşlar paralellerse eşit akımların geçmesi lazım. Bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi bu. Peki. Burada bir harflendirme yaparsak, buraya K dersek, çıkışta buraya L, buraya L, buraya L dersek, yani harf değiştiriyorum. Buraya M, buraya M, buraya N dersen, en son çıkışta da N dersen şunu göreceksin. K'dan L'ye varıyorsun, burada bir birleşim var. Sonra tekrar L'den N'ye gidiyorsun, burada tekrardan bir birleşim var. M'den de N'ye gidiyorsun. Yani demek ki L ile N arasındakiler birbirine paralel. M ile N arasındakiler birbirine paralel. K ile L arasındakiler de birbirine paralel. Şimdi paralel kolların gelim eşit olduğuna göre hatırlayalım. V eşittir I çarpı R. Var yani. Dirençler aynıysa, gerilimler aynıysa o kollardan geçen akımların aynı olması lazım. Şimdi burada 3 tane paralel bağlı direnç, burada 2 tane paralel bağlı direnç olduğu için buradan 2I akım geçiyor. O zaman buradan da bu dirençten de 2I akım geçmesi lazım. O zaman bundan da 2I akım geçmesi lazım. Bu durumda ana koldan gelmesi gereken akım 6I'dir. Yani buradan geçmesi gereken akım 3I. Buradan geçmesi gereken akım 3'i aynı mantıkla buradan çıkması gereken akım 3'i buradan geçmesi gereken akım 3'idir. Biz şimdi bulabildiklerimizi bir yazalım. İ1'i kaç bulmuş olduk bu durumda? 3'i bulduk. Burada İ2'yi bulacağız birazdan. Ona bir çalışma yapmamız lazım. İ2 dikkat edin. İ2 gene buradan geçiyor. İ2'nin 2'i olduğunu gördük. Peki şimdi 2 akım buradan gelsin. 2 akım buradan gelse, buradan 3'i geçebilmesi için nasıl davranması lazım? Buradan 3'i, toplanacağı akım 3'i oluyor. Yani buradan gelen akım eğer 2 ise kesinlikle buradan iyi gelmesi lazım. 2, 1'den 3 yapacak. Demek ki 1'ini buraya gönderiyor. Gerçekten de 2 buradan geldiğinde, buradan da 1 gelince burası gene kaç yaptı? 3'i yaptı. Yani I3 dediğimiz akım da iyi çıktı. Bize akımların şiddetleri büyüklüklerini sıralayın diye sormuşlardı. Sorunun cevabı 1, 2, 3 şeklinde sıralanması gerekiyor arkadaşlar. Sorumuzun cevabı da denizli şıkkında vardır. Peki. Bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet, yüklü ve özdeş iki tane elektroskop var. Topuzları iletken bir telle birbirlerine bağlanıyorlar. Elektroskopun yaprakları için hangisi ya da hangileri kesinlikle gözlenmez diyor. Şimdi bir kere ikisinin yüklü olduğunu vermiş. Yükler var. Yükleri eşittir demiyor yalnız. Buna dikkat edelim. İkisinin yükü var. Şimdi bunların yarı çapları aynı. Yani özdeş iki tane elektroskop var. Bunları biz birazdan birbirlerine ne yapacağız? Temas ettireceğiz. Şimdi her ikisinin yaprakları tamamen kapanır mıydı? Birinin yükü artı 4, birinin yükü eksi 4 ise toplam yükü 0 olur. Böyle bir şey gözlenmedi. Kesinlikle gözlenemez diyor. Yani bu olayı bir olmayacak bir seçenekle kapatacağız. Bu olabilir. Ne olabilir dedik. Peki. Her ikisinin yaprakları biraz kapanır. Şimdi her ikisinin yapraklarının biraz kapanabilmesi için arkadaşlar her ikisindeki toplam yük miktarının azalması lazım. Şimdi ikisini biraz kapatabilmek için yani şunu yapabilmek için arkadaşlar toplam yükten daha az bir yüke sahip olmaları lazım. Bu ancak şöyle olabilir de biri kapanıp sonra tekrardan açılsaydı belki olabilirdi ama ikisinin de yaprakların biraz kapanır demek ikisinin de yüklerin bir anda sistemden dışarı doğru atılması anlamına geliyor. Dolayısıyla bunun imkansız olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bu ifade kesinlikle gözlemlenecektir. Yani iki nolu ifade gözlemleyemeyiz. K'nın yaprakları biraz L'ninkini biraz açılır diye söylüyor. K'ninkinin biraz kapanıp L'ninkinin biraz açıldı. Mesela bu nasıl olur? Diyelim ki ikisinin yükü eksi 8'e eksi 6 olsun. Son durumda yükleri eksi 7, eksi 7 olsun. Bunun biraz kapanıp bunun biraz açılabilir. Bu olay gerçekleşebilir, olabilir. Fakat ikisinin yaprakları biraz kapanır demek böyle bir olasılık olmayacaktır. Kesinlikle bu olay gözlenmeyecektir arkadaşlar. 6 nolu sorumuzun cevabının burç olması lazım. Bir optik sorusuyla devam ediyoruz. Tümsek aynanın önüne KLM cismi koymuşuz. Bu cismin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye soruyor. Burada çizim yapmamız lazım. Böyle olur, şöyle olur demek çok doğru olmayacaktır. Bu noktalardan geçen ışınlar çizelim şimdi. Mesela örnek veriyorum. Bu noktadan ve bu noktadan geçen ışınlar
as eksene paralel gelsinler. As eksene paralel gelen ışınların uzantıların odaktan gittiğini biliyoruz. Birinci aşamamız bu oldu. Peki K'dan gönderdiğimiz gene bir ışın olsun. Tepe noktasına geldi alfa açısıyla. Alfa açısıyla yansısın. Aynı içeri yansıdığı için bu yansının ışının çakıştığı noktaya da K'yı çizmiş oldum arkadaşlar. Peki aynı şekilde şimdi L'yi çizmemiz lazım. Şimdi L'yi çizdiğimiz zaman L gördüğünüz gibi daha uzaktan yansıyacaktır. Çünkü açısı daha dar. Daha dar olduğu için L buraya geldi farkındaysanız. Yani K'yı böyle birleştirebiliriz şu anda. Peki şuna bakalım. Şimdi buradan dik indiğimize göre aynı taktiği burada uygulayabilir miyiz? Yani M'yi buraya dik olarak indirebilir miyiz? Çünkü as ekseni kestiği yerin as ekseni kesmesi lazım. Aynı mantığı uyguladığımız zaman bu sorumuzun cevabında denizde olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Sorumuz deniz şeklinde bulunmaktadır.